Efendim selamlar, gündem dışı beraberiz bugün. Gündem dışında ne var? Aslında gündemde de normal bizim rutin buluşmalarımızın dışında Brezilya'daki yangınlardan sonra artık karşımızda bir de Avustralya'daki yangınlar var. Çok çok daha ses getirdi, çok çok daha geniş bir alanda, çok uzun sürdü. 4 aydan beri, Eylül'den beri yanıyor. Ve herkesin sorusu niye bu kadar çok yangın görüyoruz, niye bu kadar uzun sürüyor? Yıl 2020, teknoloji yetmiyor mu bir orman yangını söndürmeye? Yani şöyle, mesela bir projeksiyon yapılıyor. Deniyor ki şurada bir yangın çıktı. Burası önümüzdeki 3 ay yanacak. Ne yapacak? Bu arada bakılacak mı? Aslında bakılmıyor. Müdahale ediliyor ama ona rağmen yanmaya devam ediyor. Bir kere niçin orman yangınları artık bu kadar arttı? Ne kadar arttı bu arada biliyor musunuz? Bakın 80'lerden bu yana orman yangınlarının sayısı 6 kat artmış durumda. 6 kat. Orman yangınlarının kapsadığı alanda 6 kat artmış durumda. Süresi 5 katı geçmiş durumda. Yani akıl almaz bir artış var. Şimdi niçin 40 yılda böyle bir durum yaşıyoruz? Bir kere net bir şekilde iklim değişikliğinin eli böyle iklim krizi diyoruz artık. İklim değişikliği krize dönüşü böyle eli üzerinde duruyor doğanın ve bizim atmosferin. Şimdi o ne yapıyor? Uzun süreli aşırı yağışlı ya da uzun süreli kurak dönemler getiriyor. Uzun süreli kurak dönemlerin ardına mesela birkaç yıl üst üste bu kurak dönemler yaşandıktan sonra artık o yağmur ormanları dediğimiz oksijen yayan, karbondioksit emen ormanlar ne oluyor biliyor musunuz? Bir karbon kaynağı haline gelip karbon yaymaya başlıyor biliyorsunuz. Karbondioksit alıyor bünyesine, gövdesine oluşuyor. Onun yüzden yaktığımızda fosil yakıt diye atmosfere karbondioksit vermiş oluyor. Çünkü karbonu emiyor. Şimdi birincisi artık ağaçlar, ormanlar daha kırılgan durumdalar, daha sıkıntılı, daha zayıf durumdalar. Neden? Suyu yok, çok uzun süre sıcağa maruz kalıyor ve bu sıcak dönemler içerisinde biliyorsunuz buharlaşma meydana geliyor. Atmosferde buhar arttıkça, zeminde, yere yakın seviyede sıcaklık arttıkça ne oluyor? Haşeratların sayıları, büyüklükleri ve ömürleri artıyor. Daha uzun süre yaşıyorlar. Daha büyük hale geliyorlar ve daha da sayıları artıyor, ürüyorlar. Dolayısıyla bu ağaçları kemiren haşeratların da sayısı artıyor. Dolayısıyla ağaçlar, ormanlar, bitkiler daha kırılgan durumdalar. Daha hassas durumdalar. En ufak bir ihmale tahammülü yok. Şimdi bu neticeyi doğuran iklim değişikliği, kendisi de zaten sıcak hava dalgasını, kuru havayı, kuvvetli rüzgarı beraberinde getiriyor. Bu da zaten orman yangınlarını destekliyor. Dolayısıyla bu böyle topyekün kocaman bir problem haline geliyor. Kırılgan bir orman, iklim değişikliği artık daha kuvvetli ısı dalgaları, daha uzun süren dalgalar halinde geliyor. Ve kuvvetli rüzgarlarla beraber kuru, sıcak ve rüzgarlı hava. Orman yangınlarının 3 ana yakıtı yani başladıktan sonra çoğunlukla. Çünkü orman yangınlarının büyük çoğunluğu ihmal. Arkasından kötü niyet, arkasından diğer sebepler geliyor. Yani meteorolojik nedenler, yangının bakın yayılmasında değil, başlangıcında birincil sebep değil. Sebep olduğu oluyor, yıldırımlarla, şunlarla, bunlarla ama birincil neden değil. Daha çok ihmal ve kötü niyet ön planda. Isı dalgaları, iklim değişikliği, doğa daha kırılgan, daha hassas ve daha hızlı yangınlar meydana gelebiliyor. Bunun dışında niçin bu kadar kontrol altına alınamıyor yine bunun üzerine? Bakın. Maalesef bu kısım o kadar iç acıtıcı ki yanan canlılar, hayvanlar, sürüngenler, kuşlar can havliyle kaçışıyorlar ve yangınları genişletiyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Yani acı tabloyu düşünebiliyor musunuz? Hayvan yanıyor ve can havliyle ne yapacağını bilemiyor. Koşuyor, kaçıyor. Gittiği yerde zaten çok kurumuş durumda. Orada da bir yangın başlatıyor. Ve yüzün üzerinde noktada yangın hali hazırda devam ediyor. Başka ne etki oluşuyor? Son zamanlarda duyduğumuz bir şey var. Kendi hava koşullarını oluşturuyor diye. Şimdi ne yapıyor burada? Ne oluyor da kendi hava koşullarını oluşturuyor? Şimdi bir bölge yanıyor. Orman yanıyor. Orada çok yüksek bir sıcaklık var. Yani daha doğrusu şöyle hava çok sıcak. Yani 41-42 derece. Üzerine yanan bir bölgedeki sıcaklığı düşünün. İyice sıcaklık yükselmiş durumda ve ısınan hava yükseliyor.
yüksek hava çöküyor. Hep bahsediyoruz kararsızlıktan. Havadaki hani kararsızlık yağışları diye bahsederiz ya. Havadaki kararsızlık insandaki kararsızlık gibi bir şey değil. Yani insandaki kararsızlık ay onu mu alsam bunu mu alsam şunu mu etsem bunu mu etsem, bu çok sevdiğimiz bir durum değil değil mi? Yani kendisinin olmasa da çevresindekileri çok yorar bu ama havadaki kararsızlık aslında olması gereken durumdur. Yani hava ısınan hava yerde yükselmek ister. Yukarıdaki soğuk hava çökmek ister. Yer değiştirir. Bir karar değişikliği olur diyelim burada. Yani kararlı, durduğu yerde durmuyor. Kararsız hareket etmeye istiyor. Bu bizim yağışlarımızın oluşması, topraklarımızın sulanması ve bereketlenmesi, bol bol sebzeler, meyveler, gıdalar, ağaçlar böyle fışkırması için gerekli. Ama bu tür durumlarda başka bir sorunu beraberinde getiriyor. O da ne oluyor? Bu aşırılaşınca hareketler, bu sefer seller falan meydana geliyor. O başka bir konu. Şimdi bir bölgede sıcak hava var, yangın var, ısınan hava yükseldi ama dumanla, partiküllerle beraber yükseldi. Onlar da ısı yüksek. Şimdi yukarı doğru çıkıyor ve yukarıda soğuk bölgeyle karşılaşmaya başlarken bulut oluşturmaya başlıyor. Ama şimdi orada öyle yüksek bir sıcaklık var ki ve aynı zamanda bir dar bir alandan, bir bölgeden yukarı doğru çıkmaya başladığı için normalde ısınan hava yükseliyor, soğuyan hava çöküyor diyoruz. Soğuk nerede, sıcak nerede? Onlar yer değiştirmeye çalışıyorlar. Ama bu ısınan hava çıktığı yerde, düşeyde de, yatayda da ısı farkı var. Yani kocaman bir bulut meydana geliyor. O cumulonimbus'un yangın versiyonu. Ona adına ne diyorlar? Pyrocumulonimbus ya da pyrocumulonimbus deniyor. Pyro ya da pyro cumulonimbus bulutu böyle kocaman, büyüdükçe büyüyor, köpürüyor. En tepesi en soğuk bölgede. Yani buz kristallerinin olduğu bölgede. Orada da bir hareketlilik var ve bu kristallerin birbirine çarpışması sonucu elektrik, oradan yıldırımlar, şimşekler, gök gürültüleri, yükselici hareket burada, alçalıcı hareket başka bir yerde. Yangının çıktığı yerin dışında bir bölgede inişe geçiyor. Burada yangını başlatıyor. Ya da yangına destek veriyor. Yani dolayısıyla kendi ekosistemini ve bulutunu, yağmurunu, yıldırımını ve maalesef orman yangınına desteğini oluşturuyor. O nedenle bu da orman yangınının devam etmesinde bir etken. Şimdi bunun bir projeksiyonu açılıyor. Deniyor ki işte şu kadar hayvan öldü, bunların şu kadarı kaçışıyor, şu kadar hava kuru gidiyor, bu kadar daha gidecek. Ondan sonra ağaçlar şu kadar kırılgan, geçmiş sezonlarda meydana gelen yangın kontrolleri ve süreleri, bunların yayılma hızları, rüzgarın durumu falan filan hepsini böyle bir girdi olarak sokup modele, bir modelleme çalışması bir anlamda yapılıyor ve projeksiyon açılıyor. Deniyor ki önümüzdeki 3 ay daha biz burayı kontrol altına alamayız. Ya da bir ay daha alamayız. Önümüzde mesela yaz sezonunun göbeğine doğru gidiyoruz. Yine kontrol altına alamayız diye. O nedenle bu şekilde olmaması, kontrol altına alınması gerektiğini düşündüğümüz konuya net bir açıklama yapılabiliyor. Yok, bu kontrol altına alınamayacak denebiliyor. Bu arada ateş yalnızca düştüğü yerde yakmıyor. Yangının olduğu bölgeden 12 bin kilometre mesafede Brezilya'da, Şili'de dumanlar görülüyor. Hava sahasına giriyor. Yani bu görüldü. Şili Meteoroloji Örgütü bunu açıkladı. Brezilya'nın güneyinde bu duman görülmüş. Yani dünyanın birçok noktasında yayılıyor. Ve genel trend bu artışı yönünde. Özellikle Avrupa'da da bu yaygın. Genel trend yani yükseliş önümüzdeki zamanlarda da çok daha bariz, çok daha sıkıntılı hava olaylarının yaşanacağını gösteriyor. Bu arada ormanlar yanınca aslında tekrar atmosfere küresel ısınmaya neden olacak. Çünkü küresel ısınma nedeniyle ormanlar yanıyor. Ormanlar yanıyor, küresel ısınmaya destek veriyor. Çünkü çok ciddi miktarda havaya karbondioksit salınıyor bu yangınlarla. Şu son yangınla beraber havaya yaklaşık 200 milyon ton karbondioksit yayıldı. Bu Avustralya'nın ülke olarak yıllık yaydığı karbondioksitin neredeyse yarısı. Yani %40'ı ve biraz fazlası. Yani çok ciddi bir rakam.
Ve bu sadece Avustralya'da mı işte Amazonlar yanıyordu. Ondan önceki sene 2018'de çok ciddi bir yangın Kaliforniya'da vardı. Kaliforniya'da hemen hemen her yıl meydana geliyor ama çok orada da 3-4 ay kontrol altına alınamadı. Yani orman yangınları önümüzdeki zamanlarda insanoğlunun çok ciddi bir problemi, hem iklim değişikliğinin neticesi hem iklim değişikliğinin sebebi olarak bir başlık olarak duracak ve artarak devam eden bir hadise olarak duracak. İnsanoğlu atmosfere 150 bin yılda meydana gelecek değişimi aldı. 150 yılda yaşattı. Sanayi devriminden sonra havaya yaydığı karbondioksitle beraber. Tabii doğada biz de buraya adapte olamıyoruz. Havaya yetişemiyoruz. O nedenle böyle anormal hadiseler meydana geliyor. Seller yaşıyoruz, kuraklık yaşıyoruz, dolu yaşıyoruz. Dolu bu kadar tane diyor, bu kadara dönmeye başlıyor. Bu kadar diye abartılı söylemiyorum. Yani 650-700 gram dolunun yağdığı yerler var. Durum böyle olunca ne yapmak gerekiyor? Tedbir almak gerekiyor. Ama biz ne yapıyoruz? Aman suyumuz bitiyor, başka hayvanlar şunlar bunlar içmesinler diyoruz. Ne yapalım? Onları itlaf edelim. Şaka gibi değil mi? İnsanoğlu kendi eliyle ürettiği bir problemi, hep bunun altını çizerek söylüyoruz, dünyanın genel yaşantısında soğuma ısınma var ama şu anki yaşanan mevzu bunun çok ötesinde. 150 bin yılda meydana gelecek değişimi 150 yılda yaşıyoruz. 150 yıl geriye dönüp baktığımızda da neyle karşılaştığımızı görüyoruz. Yani neden olduğunu görebiliyoruz. Dolayısıyla çok net, belirgin insanoğlunun açgözlülüğü, sanayinin, endüstrinin ürettiği her şeyin kendisine ait olduğunu ve hepsini tüketebileceğini düşünmesinden, hoyrat yaşantısından kaynaklanıyor açıkçası. Dolayısıyla bu küresel ısınmayı insan elinin çok büyük bir etkisi var ve biz bu sıra dışı hava olaylarını yaşadığımızda ilk hayati riski böyle bir gördüğümüz anda diyoruz ki sularımız gidecek. İşte şu kadar 100.000 tane ya da şu kadar 10.000 tane, çünkü farklı farklı kaynaklarda farklı farklı rakamlar, 10.000 deniyor, 200.000 deniyor, 600.000 deniyor falan filan, devenin Avustralya'da öldürüleceği haberi verildi ve başlanıyor. Belki de başlandı. Şimdi bir de yani öyle bir iğne falan değil, yani helikopterden vurulacaklar. Akıl alır gibi bir durum değil yani. Birincisi, insanoğlunun kendisinin ürettiği bir problemden dolayı meydana gelen su sıkıntısını niçin bir başka canlıya şey yapıyoruz? Ya da yapıyorlar. İkincisi, bunu yapan, bunun kararını verenler aynı zamanda kendi halkı tarafından iklim değişikliğine karşı kararlar almamak, hatta aksi yönde emisyon artışına neden olacak politikalar gütmeden dolayı protesto edilmiş. Avustralya'nın protesto ettiği yöneticiler gidiyor, diyor ki biz bu kararı verdik diyorlar, itlaf edeceğiz. Niçin? Su kaynaklarına yüz etmiyor. Hemen arkasından bir toparlama geldi. Yok, aslında bundan dolayı değil. Zaten kontrolsüz bir artış vardı. Bir de işte bu su mu problemleri meydana gelince su aramak için gidip altyapıyı falan bozuyorlar falan diye. Birincisi, bu orman yangını ilk defa bu yıl yaşanmıyor ki. Evet, bu kadar değildi ama her yıl arta arta devam etti. Yani bu bir trend yani. Ormanın 3 ay boyunca yanacağının projeksiyonunu yapabilen insanoğlu önümüzdeki zamanlarda yangınların sayıları ne kadar artacağını projeksiyonunu yapamıyor mu? Yani biliyoruz ne kadar yangının artacağını. Avustralya'da biliyor, bütün dünyada biliyor. Bu kadar artarken aynı zamanda develerin sayıları da geçen yıldan bu yana 1 milyon patlama yapmadı ki. Dönem içerisinde yükseldi. Yani bunun kontrolü başka bir şekilde yapılabilirdi yani. Niçin doğmuş bir canlı öldürülüyor? Anlaşılır bir şey. Bir de vahşice bir öldürülme şekli. Yani bunların bir yolla kısırlaştırılması, bir yolla iğne falan. Yani bir şey olabilir ama bu da zaten yani hayvan doğmadan önce yapılacak şeyler. Üçüncüsü, su. 70-80 yıllık bir teknoloji var. Deniz suyu arıtılıyor. Yani bunu Orta Doğu'da bütün ülkeler yapıyor yani. Suudi Arabistan yapıyor, İsrail yapıyor. Dünyada birçok noktada yapılıyor ve yani çok eski bir teknoloji. 50 yıldan daha eski. 60-70 yıllık bir teknoloji. Yapılabilen bir şey. Bu yıllar içerisinde bunlar düşünülmeyip son anda yani hoyratça bir yaşantıyı hiçbir konforumdan vazgeçmeden ben yaşamaya devam edip deyip tek bir sorunla karşılaşıldığında bilmem kaç yüz bin tane hayvanın öldürülmesi. Yani bilmiyorum, akıl, vicdan, merhamet nerede? Akıl mantık almıyor. Yani vicdan falan hiç almıyor zaten. Enteresan bir durum. Tabii oradan şu denebilir. İşte uzaktan konuşmak kolay. Gelin siz de buradaki durumu görün.
İşte tamam da yani insanoğlu zaten zora geldiği anda bunu yapıyor ve zora gelme anını göre göre konfor şartlarından vazgeçmiyor. Ya yani bunun buraya geleceği belli. Net yani. Ama maalesef bu konfor şartlarımızdan vazgeçmeyip, hatta diyorum ya, kendi halkı tarafından protesto ediliyor aldığı tedbirler ve aynı şekilde hayvanların öldürülmesi kararı veriliyor. Neyse, denecek bir şey yok. Biz de buradan kendimize tepkimizi belirtmiş olalım. Böyle yani sizi biraz toparlayayım dedim. Yani yangınların bu kadar uzun sürmesinin maalesef nedeni birçok. Hepsi bir araya gelmiş durumda ve yıllar içerisinde bu bir kar topu gibi büyüdü ve eksponansiyel, böyle ivmeli bir şekilde böyle büyümüyor, böyle büyüyor. Önümüzdeki zamanlarda da küresel ısınmanın, daha doğrusu küresel ısınma dünyanın çok büyük bir problemi olan orman yangınlarının oluşmasına destek verecek. O ısınma da hem karbon yayılması bakımından hem de zeminin bozulması açısından küresel ısınmaya destek verecek. Bu arada insanoğlu diye adlandırınca böyle hani insanoğlu şunu yapmıyor, insanoğlu sanki bir başkası, birileri, bir grupmuş gibi oluyor ama ben, sen, Zeynep, biziz yani. O konfor şartlarından vazgeçmeyen, kaynakları aşırı tüketen, başka coğrafyalardaki insanların hakkını yemenin dışında daha doğmamış geleceğin hakkını yemeye çalışan. Yani bizler insanoğlu dediğimiz hepimiz biliyoruz ama genellikle böyle bir hep bir başkasının yaptığı bir şey gibi görüyoruz. O nedenle biz başkalarına bakmayalım, kendimize bakalım. Yani ben kendime bakayım, siz de kendinize bakın. Bu bakmak çok iyi bir şey olacak. Hem doğamız, atmosferimiz, hem gelecek nesillere bırakılacak dünya, hem de cebimiz açısından çok faydalı olacak, göreceksiniz. O Kızılderili diyor ya, son nehir durmadan, son yaprak yere düşmeden falan birkaç başlık sıralıyor. Beyaz adam diyor, paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlamayacak galiba. Yani öyle olmayalım, son yaprak düşmesin, son sularımız kirlenmesin, sürdürülebilir bir hayat yaşamak için, hep sürdürülebilirliği konuşuyoruz ya, işte tarımda sürdürülebilir, ekonomide sürdürülebilir, yani hayatın sürdürülebilirliği temelde esas aslında. Sürdürülebilir bir hayat yaşamak için sürdürülebilir düşünmek lazım. Dolayısıyla biz kendimize bakalım. Çok güzel bir hafta sonu diliyorum size. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.